Arkadaşlar merhaba. Gelsen elektriğin bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi çeyreklik uzanmış. Hafif de olsa bu pek hoş olmamıştı. Net işletme seviyesinde olumlu gelişmeler olsa da arkadaşlar hala 21 milyon ihtiyaç var. Bir açık var söz konusu. Net borç da çeyrekte 4 milyon artarak 116 milyona yükselmiş. Aslında çok da değil bu çeyrekte 4 milyon yükselmesi ama sonuçta olanları söylüyoruz arkadaşlar. Yakın zamanda çok ciddi bir yatırım gözükmüyor. Nakit akışları da olumsuz evrilmiş. Yani kar yapmış ama kasaya para girmemiş arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Bunları belirttikten sonra gelelim faaliyetlere çeyreklik, bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek aralığında ne gibi değişimler olmuş onu bakacağız. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %29,72 oranında artmış. Ancak şu anda -15,11 oranında azalmış. Bir önceki çeyrekte 37'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla şu son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Evet. Gelelim her 100 liralık hasılatına ne kadar faaliyet karı elde etmiş arkadaşlar. Geçen yıl 8,69, bu çeyrek 10,87, bir önceki de 13,96'ymış. Bu da geçen yılkinden iyi, bir öncekinden olumsuz olmuş sevgili arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık hasılatına yani satışından ne kadar net kar elde etmiş. Geçen 2,77'ymiş. Şu anda 11,22. Bir önceki çeyrek 9'muş. Bu da gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en iyi performansı göstermiş ama hasılat düştüğü için bunun da pek ciddi anlamlı bir tarafı olmamış bence. Kar marjı yükselmiş ama hasılat satışta azalmış bu sefer de. Oradan onu dengeleyebilmiş mi bakacağız arkadaşlar. Gelelim öz kaynak kısmına. Öz kaynak arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklar ile 128,36 hasılat elde ederken şu anda arkadaşlar 87,17 olmuş. Bir önceki çeyrek de 72,78,52'ymiş. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmuş? Hasılatta gördüğünüz gibi öz kaynakla yaptığı hasılat miktarı da azalmış. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar elde etmiş? Geçen yıl 11,16'ymış. Şu anda 8,4. Bir önceki çeyrekte 12,17'ymiş. Dolayısıyla bu da son 6 çeyreğin en iyi, kötü ikinci performansı olmuş. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar net kar elde etmiş? Geçen yıl 3,56. Şu anda 8,81. Bir önceki çeyrekte 8,20'ymiş. Burada net karda olumlu gelişmeler olmuş. Son 6 çeyreğin en iyisi olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümeye arkadaşlar. Yıllık olarak ne kadar büyümüş? 2022'ye 9'da %118, sonra %116, %126 gördüğünüz gibi büyümede bir sorun yok. İleriye doğru gitmiş. Fiyat kıyaslamasına bakalım arkadaşlar. Fiyat öz kaynak büyüme performansını ölçelim. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de fiyat 3.95'miş. Oradan bir yana öz kaynaklar %150 büyürken fiyat öz kaynak büyümesinin tam 2 katı kadar gitmiş arkadaşlar. Halka açıklık oranı %79 biliyorsunuz ben 60'ın üstünü geçtiğini sıkıntı görüyorum. Çünkü fiyat doğru oluşmuyor arkadaşlar. En düşük piyasa değeri defterleri 0.98'miş. Şu anda 4 aşağı yukarı 4 katı diyelim. FK 20.68. Fiyat bölü 100, işçi başı öz kaynak getirisi de 7,54 olmuş arkadaşlar. Bir getiri kıyaslaması yapalım bakalım getiri kıyaslamasında ne yapmış. Şu anda defter değeri 4,04. Bunu şu büyümeyle 124 nokta şunu da açalım. Açamadık maalesef. 126,4 oranında büyütürsek arkadaşlar yıl sonunda bize ne verecek? 5,11 verecek. Peki fiyat nerede? 17,02 bunu faize koysak kazancımız 5,62. Yine yağ, şeker, tuz yani enflasyondan kaynaklanan gelir artışımız da 9,61 olacak. Dolayısıyla şu andaki mevcut performansıyla şirket
faizin de enflasyonun da gerisinde kalmış. Dolayısıyla bunun bir dengeye oturması gerektiğine inanıyorum ben. Yatırım yapmak için tercih meselesi daha doğrusu. Şu andaki performansını da arkadaşlar gördüğünüz gibi ya şu öz kaynak büyümesi artacak, şu 5-11, 9-61'e denk gelecek veyahut da fiyat düşecek. Fiyat düştüğü zaman o zaman şuradaki getiri 9-61 aşağı düşerek 5-11'e yaklaşacak arkadaşlar. Bunun hangisi olacağını tabii siz karar vereceksiniz. Sizin öngörünüz karar verecek. Ben %126 büyümenin sürdürülebilir olmayacağını kanısındayım. Çünkü hasılat düşmüş. Ama siz daha değişik bir düşünce yapısında olabilirsiniz. Zaten bizim amacımız da burada fiyatla ilgili değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Biz anlık fotoğraf çektik. Şirketin öz kaynak büyümesiyle fiyat arasındaki ilişkiyi gösterdik ve alternatif getiriyle kıyasladık. Bundan sonra karar tamamen size kalmış. Arkadaşlar burada yer alan düşünceler yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.